Deneme tütün etkicilerimizden Şati Aytan'ın Aksar 97 deneme tütün yaptırdığımız Şati Aytan'ın evindeyiz. Şu an için ekicimiz tütün basım işiyle uğraşmakta ve biz de tütününden memnun olup olmadığını, fidelikten baskıya kadar herhangi bir şikayetin olmadığı, olup olmadığı hususunda kendisinden bilgilendireceğiz. Kolay gelsin. Tamam. Şimdi bu sene deneme Aksar 97 tohumunu denedik sağlamızda. Ben bununla ilgili size bazı sorularım olacak. Fidelik'te herhangi bir sıkıntımız oldu mu? Fidelik'te sadece boy yaptıramadık. Normal bir özür bulmadı. Sadece boy yapmadı. Fidelik kısa kaldı. Fazla sarı yer dikemedim ya, sarı büyüdü. Sarı büyüdü. Diğer yanında bulunan fidelikte herhangi bir sıkıntın var mıydı? Onda boy oldu, hastalık oldu. Onda boy oldu, hastalık evet oldu. Bizim vermiş olduğumuz deneme hastalık oldu mu? Olmadı. Yalnız boy yapmadı. Boy yapmadı diyorsunuz. Evet. Herhangi bir sulamayı, fidelikte sulamayı nasıl yaptık? Aynı normal ikisini eşit normal, yaptık. Normal eşit yaptık. Evet, fidelik her şey. Pekala, fidelik, bu denediğimiz fidelik tarlaya ekmeden önce herhangi bir tarlamızda yağış olmuş muydu? Evet, yağış oldu. Çok güzel. Tarlamızın özellikle hakkında bize kısaca bilgi verir misiniz? Tarlamız nasıl bir tarlaydı? Tarlamız geviz. Geviz bir tarla. Yağmurdan sonra nasıl çamur olayı kaç gün sürüyor? Normal. Çamur oluyor mu fazla tarlamız? Yağıştı. Biraz yağışta tutuyor canım tarla hemen. Zaten yani bu süre ne kadar oluyor? 15-20 gün falan. Yok canım. Çok yağmurdu. Çamur, yüzey çamur mu? Yüzey çamur. Çamur. 1-4 gün. Evet, 3-4 gün. Evet, anladım. Fideliklerimizi tarlaya diktik. Diktik. Diktikten sonra fideliklerimizde herhangi bir boşluk tutmama olayımız oldu mu? Hayır. Olmadı, olmadı diyorsun. Olmadı. Güzel, dikimin güzel oldu. Güzel oldu. Oldu. Boy nasıl? Boyundan memnun musunuz? Boy kısa diyorsun. Diğer dikmiş olduğunuz o boylu oldu. O tütüne göre o bu biraz daha boysuz oldu. Evet, boysuz oldu. Yapraklarımız kırımı yaptık. Evet. Kırımı yaparken bu sene hava şartları malumunuz bildiği üzere çok kurak, sıcak ve kurak geçti. Evet. Bu genelde yaşadığımız sıkıntılardan birisi de kırım anında sıcaklıkların etkisiyle yapraklarda bir buruşma olur. Bu vermiş olduğumuz deneme tohumunda bir buruşma oldu mu? Hayır. Bir buruşma olmadı. Ama bir yıl yağmur yağmadığı için öyle oldu. Hiçbir tütüme buruşma olmadı. Hiçbir buruşma olmadı. Diğer tütümde olmadı. Pekala, herhangi bir hastalığımız oldu mu? Hayır. Herhangi bir hastalık olmadı. İlaç bile kullanılmadı. Olmadı. İlaç kullanılmadı diyorsun. Sadece dikimde konfidör kullandık. Dikim esnasında normal diğer tütünlerimizi kullandığımız gibi buna da konfidör kullandık. Evet. Yağmur yağmadı, hiç ilaç kaldı, kullanılmadı bir yıl. Hiç kullanılmadı. Sadece dikerken, hangi bir sulumada, can suyu can verirken, suyuyla birlikte yani, konfidör verdik. kırımı yaptık. Kırımı yaptıktan sonra tütünlerimizin göründüğü kadarıyla renk güzel. Evet, güzel. Dokulu. Evet, canlı. Yaprak etli yani, canlı. Etli, canlı. Canlı. Şimdi verdiğiniz tohumlar bizim buradaki tohumlara göre biraz daha dayanıklı, etli. Etli diyorsunuz. Evet. O tohum canlı. Canlı yani. Ben şöyle soracağım. Şimdi bu tohumları iğneye dizerken evet, diğer tohumla arasında bir fark görebildiniz mi? Şimdi tabii. Uzun boyun tohumu biraz cansız düşüyor. Bu cansız, o evet, cansız düşüyor. Bu biraz daha ona göre canlı düşüyor canlı, diyorsunuz. Canlı. Şimdi kurutmada herhangi bir şeyimiz oldu mu diğer tütünle? At kurutmadı ve fazla özellik olmadı yani sıcak hava sıcak tütüne evet, aynı normal yani. Zaten 3 gün kurudu yani, bir tütünde. 3 şey olarak evet, havalar sıcak olmasın şey zaten. Evet. Kurutmadı da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hayır. Renk.
Akser 97 özelliklerine sahip. Boydan o tohum boy kısa geldi. Sadece boy kısa geldi. Boy kısa olduğunu söyledi. Ocak videsini boy yaptıramadım. Ve tarlada da boy yaptıramadım evet, diyorsunuz. Tarlada da boy yaptıramadım. Gel ver amcim. Gel de gel gel. Buyurun. İşte diken arkadaş işte bu aynı beraber işçilik yaptık bundan. Evet. Bizim bu tarlada gördü ya o. Gördü. Bunu da biliyor bu. Ben şunu soracağım. Şimdi ben kendim gördüğüm kadarıyla bir teknik eleman olarak tütünün renginden, dokusundan ben teknik eleman olarak güzel. Ekici olarak sizler memnun musunuz? Biz memnunuz. Tekrar yapılması istenirse bu tohumu diğer çiftçilere, diğer ekicilerimize önerir misiniz? Evet. Evet. Tavsiye edersiniz. Tavsiye ederiz. Çünkü yaprak tütün kilolu etli olduğu için yani şişesini kurtarıyor. Yani normal uzun boyun fidanın verdiğini veriyor kilodan. Anladım. Yani kilo olarak, evet, verim olarak biz memnunuz diyorsunuz. Yaprağı çok boyun kısa olsa bile öbürkünün evet, uzun boyun olduğundan onun verdiği kiloyu veriyor yani fide olarak. Tek fide olarak ikisi eşit düşüyor yani. Etli düşüyor. Gramajı yetişiyor onu yani. Hani bir tütün uzun boyunun mesela yaprak sayısı fazla ya, evet, uzun boynum. Mesela sizin verdiğiniz biraz kısa düşüyor. Ama onun kilosu aynı denk getiriyoruz ya, geliyor yani. Kilo etli düşüyor. Kilo olarak evet, aynı yere geliyor. Evet. Renk olarak zaten göründüğü tabii, gibi memnunsunuz. Evet. Dokusundan memnunsunuz. Evet. Diğer ekicilerimiz tavsiye edeceğinizi. Evet, evet. Herkesin dikmesini öneririz yani. Bitti. Ya, bu tütünü kırım yaptığında iğneyi doldurma nasıl? Yarı yarıya fark atıyor yani. Yarı yarıya fark evet, atıyor diyorsunuz. Mesela daha iyi. Normal bir tohumlu tütün yani. Evet. Herhangi bir tohumlu tütün 4 metre 8 metreden iğne bir iğne doluyorsa aynı şeyde bunda yani 5 metreden falan doluyor yani iğne. Evet, bu biraz daha etli evet, düşüyor yani yaprağı. Etli düşüyor. Evet. Topa kilolu düşer. Kilo evet, kiloyu da. Ha yani o zaman o boyu olmayışının dezavantajını kilodan kilo kapatıyor. Kilo yani. Etli düşüyor. Yani insan eline aldığı zaman yani dolduruyor yapraklar eline. Elimize dolduruyor. Evet. Damarla kilo, biraz evet, daha. Evet. Evet zaten düşüyor. Görünüşten de anlaşılıyor. Evet. Tamam orada da aldım. Aldın değil mi abi? Şimdi bu açık kapaklı şey görünüyor. Baksana. Bunlar ucaltı. Bu ucaltı. Aha. Bak abi. Şimdi biraz üzeri kirli ama tavlı olduğundan yeni tavlı. Bunlar da ana. Sen abi. Leke yok yani sen. İzmir Özbaş deneme tütün yaptırdığımız Ayşe Karatay adlı ekicimizin evindeyiz. Kendisine İzmir Özbaş menşeli tütünü denettik. Kendisiyle herhangi tohumuyla ilgili, tütünüyle ilgili herhangi bir şikayetinin olup olmadığı hususunda ekicimizle sohbet edeceğiz. Şimdi bu tohumu tekel idaresinden verdiniz. Evet. Fidelik yastığını hazırlarken herhangi yaptığımız bir ön hazırlık var mıydı? Herhangi yaptığımız bir ön hazırlık yoktu. Ama her sene yaptığımız gibi evet, yatırdığımız oldu yani. Her sene yaptığımız gibi diyorsun. Çalıştık. Fidelik tohumu ektik. Evet. Çıkmasında herhangi bir sıkıntı yaşadık mı? Çıkmasında bir sıkıntı yaşamadık. Diğer tohumlarla bu biraz daha erken geldi. Biraz daha erken geldi diyorsunuz. 3-4 gün erken geldi. Yani. Boyu nasıldı fidelikteyken? Boyu güzeldi. Boyu güzeldi diyorsunuz. Fidelikte herhangi bir hastalık oldu mu? Herhangi bir hastalık rastlamadık. Yalnız diğer ocaklarla, diğer fidelik ocaklarıyla biraz farklıydı. Yaprak hangi yönüyle olan, farklıydı? Yapraklar biraz büyüktü. Bunun yaprakları biraz daha büyüktü. Büyüktü. Bu fideliği denediğimiz tarlamız nasıl, özellik olarak nasıl, gebiz,
Bu tarla iki çeşitli. Biri gebiz. Evet. Bir tanesi kumluydu. Kumluydu. Hangisinden memnun kaldınız? Bizi göre kumlu olan biraz daha güzel. Gebiz kumlu olan biraz daha güzel diyor bunu. Yani. Evet. Dikimi yaptık. Nisan sonunda bildiğim kadarıyla evet. Dikimi yaptık. Dikimden sonra herhangi bir dikim öncesi veya dikim sonrası bir yağmur yağdı mı? Hafif yağdı çapalarda. Çapalarda hafif yağdı. Dikim anında, dikimden sonra herhangi bir boşluklarımız oluştu mu? Herhangi bir boşluk böyle yok. Boşluk oluşmadı diyorsun. Evet. Dikim tutumu güzeldi. Tutum güzeldi. Güzeldi. Pekala fidan fidelik büyüdükten sonra herhangi bir tip üst ellerde herhangi bir hastalık ana ellerde hastalık oldu mu? Dibi üstü ellerde kullandığımız ilaç nedeniyle galiba konfidor vermiştik dikerken. Konfidor vermiştiniz dikerken evet. Evet o da bir nevi tirpis hava sıcaklığından da olabilir. Tirpis yaptı. Onun için hunter kullandık. Hunter kullandınız. Başka da öyle bir şey görmedik. İlaç vermedik. İlaç vermedik yani. Şimdi bu sene malumunuz havalar biraz daha sıcaktı. Kurak ve sıcak geçti. Kırım'da bir buruşma. Kırım'da buruşma diğer ellere göre alt ellerde vardı. Alt birinci ellerde vardı. İkinci ellerde vardı buruşma. Zorluk yaşadık diyorsunuz. Zorluk yaşandı. Yalnız diğer tütünlerde de var mıydı? Diğer tütünlerde de vardı. Aynı yalnız akışlarda, akışlar 97 de denemiştik. Onlar evet. Da yapmamıştı. Onlar da yapmamıştı. Evet. Şimdi akışlar 97'yi denediniz. Evet. Başka sarı bir çiftçi denediniz. Evet. Bir de İzmir Ölbaşı denediniz. Ölbaşı denedim. Şimdi kilo olarak, doku olarak, boy olarak evet. Nasıldı? Bu sütün boyu nasıldı? Boy olarak gebiz yerdeki biraz daha ufaktı. Biraz daha ufaktı. Kumlu yerdeki biraz daha büyüktü. Biraz daha büyük. Yalnız elde ettiğimiz kalite yönüyle bakarsanız, randıman yönüyle Akhisar'dan üstün. Akhisar'dan üstün diyorsunuz. Sarı çıtırdan biraz düşük. Evet. Verim olarak Akhisar'dan düşük. Sarı çıtırdan üstün. Tam sarı ikisinin çıtırdan... ortası bir tütün yani. Anladım. Şimdi tütünleri kırmaya başladık. Evet kırmaya başladık. Kırdık. Siz de ikincisiniz. Evet. Şimdi örneğin bir iğneye. Evet. Dizerken 50 santimlik bir iğne. 50 santimlik bir iğne dizerken ortalama kaç yaprak? Ortalama İzmir Özbaş'tan 405 yapraklı doldu. Evet. Akhisar'da 360-370 arasındaydı. Sarıçtır'da ise bu 470'e kadar yükseldi. Sarıçtır'da 470'e kadar. Dolayısıyla o zaman doku olarak Akhisar 97'den ince, ince. Sarıçtır'da biraz daha kalın diyorsunuz. Yalnız Akhisar'dan da randıman olarak üstün. Daha iyi diyorsunuz. Daha iyi. Kurutmayı yaptık. Kurutmayı yaptık. Kurutma da evet. Bir sorunumuz olmadı. Kurutmada yani. Herhangi bir sıkıntımız oldu. Havalar yağışlı geçmedi. Yağışlı geçmedi için kurutmada yoktu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yapmadım. Kurutmayı sera içerisinde yaptık. Sera içerisinde yaptık. Kurutmayı aynı eski kuruttuğumuz gibi. Hı. Yalnız sarı çıtır göre erken kuruyor. Erken kuruyor. Evet. Damarları ince, Akhisar'a göre bezeli dokulu ama damarları biraz daha ince. Biraz daha ince diyorsunuz. Şimdi şu gördüğümüz kapçıtır mesela bunlardan. Şimdi sol elimde denemiş olduğumuz İzmir Özbaş. Tatlı yeşil bir renk. Tatlı yeşil açan bir renk. Sağ elimde ise Akhisar 97 dediğimiz bir tütün. Şimdi denemede bulunduğunuz tohumdan kilo olarak, randıman olarak memnun musunuz? Tekrar diğer ekicilere de bu tütünü, bu tohumu önerir misiniz? Kilo ve randıman olarak da iyi. Güzel yani. Güzel. İşçilik yönüyle alt ellerin buruşması nedeniyle tabi hava şartlarından da olabilir. Onun için biraz sıkıntımız var. Boy olarak düşük. Boy olarak düşük. Düşük.
Ama kalite ve kilo olarak memnun oluyoruz. Kalite olarak memnunuz. Böyle tavsiye ederiz. Kumlu araziyi. Kumlu araziyi tavsiye ederiz. Gebiz olarak da su tutan arazilerde gelmeyecek. Gelmeyecek, evet. Ve sonraki senelerde bu tohum cinsini kumlu arazilerde denemeyi, devam ettirmeyi düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz, evet. Memnunsunuz. Memnunuz, şu an için memnunuz yani. Verim olarak, kalite yönüyle memnunuz yani. İşçilik yönüyle de güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özbaş menşei tütünün kalitesine teknik eleman olarak bakıldığında dokunun dokulu olduğu, boyutun belirtilen standartlar olduğu, renk olarak açık yeşil ve sarı olduğu görülmüştür. Teknik eleman olarak değerlendirdiğimizde kalitenin uygun olduğu tarafınca görmüştür. Bu kadar yeter.